Öncelikle ilk konu başlığımız, bu ünitenin ilk konu başlığı olan Atatürk ilkelerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle Atatürkçülük ne demek isterseniz buna detaylı bir şekilde bir bakalım. Atatürkçülük, Atatürk'ün toplumun ve devletin gelişmesi amacıyla akıl ve bilimi esas alan siyasi, ekonomik, toplumsal alandaki düşüncelerine biz Atatürkçülük diyoruz. Bakın burada amacımız ne? Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Amaç toplum ve devletin gelişmesi. Peki neyi esas alacakmışız? Akıl ve bilimi. Zaten Atatürk'ün esas aldığı temel dayanağı en önemli iki nokta olan akıl ve bilimdir diyoruz. Atatürk ilkeleri ise temelini Atatürkçü düşüncenin oluşturduğu, yani biraz önce konuştuğumuz şeyin oluşturduğu ve Atatürk tarafından ortaya konulan amacı tam bağımsızlık ve çağdaşlaşmaya ulaşmayı hedefleyen ilkelerdir diyoruz. Burada önemli nokta, Atatürk ilkelerinin sağlamaya çalıştığı şey tam bağımsızlıktır ve çağdaşlaşmaktır. Yani dünya ile uyum sağlayabilmektir. Arkadaşlar baktığımız zaman Atatürkçülüğün ve Atatürk ilkelerinin özelliklerine, ihtiyaçlardan ortaya çıktığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü devlet o dönemde geri kalmıştı. Uygar medeniyetlerle, çağdaş medeniyetlere yetişmemiz gerekiyordu. Bu yüzden ihtiyaçlardan ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yine Atatürk ilkelerinin kaynağı milli kültürümüzdür. Yani tutup da bunları başka yerden almadık, yine özümüzden çıkardık bunları aslında. Evrensel ve barışçıl ilkelerdir Atatürk ilkeleri. Bunun dışında temel hedef olarak akıl ve bilimi hedefler ve milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır diyoruz. Sol tarafta gördüğümüz konular neydi? Atatürk ilkelerinin temel özellikleriydi. Şimdi yavaş yavaş Atatürk ilkelerine birebir olarak bakmaya geliyoruz sırada. Atatürk ilkelerinin öncelikle isimlerini öğrenelim. Sonra detaylarına gireceğiz. Öncelikle arkadaşlar cumhuriyetçilikle başlayacağız. Sonra milliyetçilik diyeceğiz. Halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık olmak üzere Atatürk'ün 6 temel ilkesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan cumhuriyetçilikle başlıyoruz. Lütfen burayı çok iyi dinleyin. Bu konu sizlere LGS'de sorulabilir. Gerçekten çok önemli bir konu. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Cumhuriyetçilik ilkesi özet olarak öncelikle şunu hedefler. Devletin yönetim şekli olarak neyi benimsemek? Cumhuriyeti benimsemeyi kabul eder ve bu yönetim sistemini benimsemeyi, korumayı ve yaşatmayı hedefler. Burada egemenlik bir kişiye ait değil, halka aittir arkadaşlar. Yani cumhuriyetçilik ilkesine göre saltanat istenmeyecek bir durumdur. Halk yönetecektir. Peki egemenlik bu şekilde kime geçmiş olacak? Halka, yani bize. Peki biz nasıl yöneticilerimizi seçeceğiz? Seçme ve seçilme hakkımız olacak. Herkesin bir oyu olacak. Belli aralıklarla seçimler olacak ve ülke buna göre yönetilecek. İşte cumhuriyetçiliğin özeti budur. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere milletvekilleri, devlet yöneticileri ülkenin başına neyle gelirler? Cumhuriyetçilik ilkesine göre seçimle gelirler ve halk tarafından seçilen meclis halkın tamamını temsil eder diyoruz. Kısaca burada aklınıza gelecek bazı anahtar kelimeler var arkadaşlar. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Bu anahtar kelimeleri sorunun içerisinde yakaladığınız zaman aklınıza direkt cumhuriyetçilik ilkesini getirebilirsiniz. Nedir bunlar? Mesela siyasi, mesela idari, milli egemenlik ki bunların arasında en önemlisidir arkadaşlar. Milli irade, oy vermek, seçim, meclis, demokrasi, bu gibi anahtar kelimeleri gördüğünüz zaman aklınıza Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesini getirmeniz gerekiyor. Peki cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda ne gibi yenilikler yapıldı hocam diye soracak olursanız bunlardan ilki Türkiye Büyük Millet Meclisi yani TBMM'nin açılması olacak. Sonrasında tek kişilik yönetimi kaldıracağız, saltanatı kaldıracağız, cumhuriyeti ilan edeceğiz 29 Ekim 1923 tarihinde. Yine tek kişilik yönetimi özendiren halifelik kaldırılacak. Sonrasında 1930 yılından itibaren kadınlara siyasi haklar verilmeye başlanacak ve anayasalar kabul edilecek. Anayasalar ki cumhuriyet olan ülkelerin vazgeçilmez unsurudur. Bu gibi yenilikler de Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır diyoruz. Hemen geçelim ikinci Atatürk ilkemize, milliyetçilik. Arkadaşlar milliyetçilik Özet olarak kısaca vatanını, milletini sevmek, devleti için çalışmaktır. Burada tanıma baktığımız zaman milletin ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak, milli birlik ve beraberliği gerçekleştirmek amacıyla ortaya çıkmış bir ilke olduğunu söyleyebiliriz. Kişinin mensup olduğu milleti sevmesi, onun için çalışması ve onunla gurur duyması olarak milliyetçiliği özetleyebiliriz. Milliyetçilikte kesinlikle şu vardır arkadaşlar, birlik ve beraberlik vardır. Yani bu ülkede kim yaşıyorsa hep birlikte bu ülkenin vatandaşıdır. Bir ve beraber bir şekilde amaç olarak bu ülkeyi kalkındırmak vardır. Kesinlikle Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştirici, birleştiricidir sevgili arkadaşlar. Ülkede kim yaşarsa yaşasın, hangi azınlık olursa olsun hiçbirini birbirinden ayırmaz. Sen Türksün, sen şusun, sen busun demez. Hepimizi birleştirir, tek vücut haline getirir. Milliyetçilik bu noktada önemlidir. İşte burada başka ülkelerin milliyetçiliğinden ayrılır. Çünkü başka ülkelerin milliyetçiliği sadece bir ırkın üstünlüğünü savunur. Yani Atatürk milliyetçiliği kesinlikle ırkçı değildir arkadaşlar. Burada önemli olarak buna dikkat etmeniz gerekiyor. Peki sorunun içerisinde neyi yakalarsam ben milliyetçilik diyeceğim. Buna da bir bakalım. Türk, milli, bağımsızlık, istiklal, beraberlik, ülkü yani amaç birliğinden bahsediyorsa ki özellikle bunların arasında en önemlisi bağımsızlıktır. Lütfen buna dikkat edelim. İpucu kelimelerden bunları yakaladığınız zaman Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi aklınıza gelmeli. Peki milliyetçilikle ilgili yapılan çalışmalar nelerdir diyorum. Neler? Mesela Kabotaj Kanunu yani deniz ticaretinin Türklere verilmesi. Sonra kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlık için önemli bir olaydır. Türkiye İktisat Kongresi milli bir ekonomi oluşturmak için önemli bir olaydır. Bunun dışında Türk Tarih Kurumu, Dil Kurumu bunlar tamamen kültürümüzle alakalıdır. Ve İstiklal Marşı da yine bir ülkenin bağımsızlığını sembolize ettiği için Atatürk'ün milliyetçilik ilkesine girer. Burada çok önemli size buraya yazmadığım bir ipucu vereceğim, ayrıntı vereceğim arkadaşlar. Lütfen şuna dikkat edin. Eğitim ve kültürle alakalı, bakın lütfen buraya dikkat ediyoruz. Eğitim ve kültürle alakalı bir yenilikse eğer baktığınız şey Atatürk'ün milliyetçilik ilkesine girmektedir. Bu da benden sizlere bir ipucu. Hemen geçelim Atatürk'ün bir diğer ilkesi olan halkçılık ilkesine. Yani devlet benim için çalışır, halk için çalışır. Aslında özet budur. Nedir? Temelinde eşitlik vardır, halkın yararına çalışmak vardır. Yani devlet halk için diyoruz biz bu ilkeye. Halk arasında ayrım yapmadan, kimseyi birbirinden ayırmadan halkın yararına çalışmak, halkın devlet yönetiminde hakim olmasını sağlamaktır Atatürk'ün halkçılık ilkesi. En önemli şey zaten bakın burada sembolize ettim sizlere. Eşittir, eşittir. Ne bu? Eşitlik. Ben bu ülkede yaşıyorsam herkes birbirine eşittir. Halkçılığın özeti budur. Bireyler kanun önünde eşittir. Hiçbir gruba, hiçbir zümreye ayrıcalık yapılamaz. Yani sen işte asilsin, sen soylusun, sen din adamısın, sen tüccarsın, sen daha üstünsün gibi bir şey yok. Bu ülkede nedir? Herkes eşittir. Atatürk'ün halkçılık ilkesine göre herkes eşittir. Sonra sosyal devlet anlayışı vardır. Yani devlet halkına yardım eder ve halka hizmet götürür. Milli gelirin adaletli dağılmasını sağlar. Atatürkçülüğün içerisindeki halkçılık ilkesinin özeti bu şekildedir. Peki hocam ben sorunun içerisinde hangi kelimeleri görürsem bu aklıma gelecek. Özellikle bakın eşitliği görürsen, ayrıcalıksız toplumu görürsen, sosyal devlet, sosyal adalet gibi kelimeleri görürsen halkçılık ilkesini çat diye işaretleyebilirsin sevgili arkadaşım. Peki bu doğrultuda halkçılıkla ilgili ne gibi yenilikler yapıldı hocam? Medeni Kanun. Medeni Kanun'un özü kadın eşittir erkektir. O yüzden bakın eşitlik diyorsan Medeni Kanun halkçılığa girer. Soyadı Kanunu toplumda ayrıcalıkların önlenmesi için çıkarılmıştır. Halkçılıktır. Aşar vergisinin kaldırılması. Devlet çiftçisinin sırtındaki büyük bir vergi yükünü kaldırmıştır. Yani devlet vatandaşını düşünmüştür. Halkçılıktır. TBMM'nin açılması. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunu Cumhuriyetçilikte de gördük. Burada ne alakası var? Bakın dedi ki burada halkın devlet yönetimine hakim olmasını sağlamak. Nasıl olacak? Oy vereceğim. Oraya milletvekili göndereceğim. Sonra Tevhidi Tedrisat Kanunu, kadınlara siyasi haklar verilmesi, bunlar da yine Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle alakalıdır diyoruz. Peki geldik bir diğer Atatürk ilkesine, laiklik. Atatürk'ün kesinlikle korunmasını istediği, ondan ayrılmayın dediği ilkesidir arkadaşlar. Birisi cumhuriyetçilikti, birisi de budur arkadaşlar. Peki nedir? Ben ortaokuldayken bana bu şekilde öğretildi. Ben de sizlere aynı şekilde öğretiyorum. Din ve devleti laiklikte birbirine karıştırmayacaksın. Yani birbirinden ayrı şekilde yürüteceksin. Devlet düzenini din kurallarına göre değil, akıl ve bilime dayandıracaksın. Yani hukuka dayandıracaksın. İşte Atatürk'ün laikliği bu şekildedir arkadaşlar. Ama Atatürk'ün laikliği kesinlikle dinsizlik değildir. Aksine herkesin dini inancına saygı duyar ve serbestçe yaşamasını sağlar. Yani isteyen namaz kılabilir bu ülkede. İsteyen gider kilisede duasını eder. İsteyen gider ağlama duvarında ağlar. Hiç fark etmez. Atatürk'ün laiklik ilkesine göre devletin dini yoktur. Devlet dine göre değil, hukuk kurallarına göre yönetilir. Ve akıl ve bilime, her şey akıl ve bilime dayanır. Dini inançlarını insan istediği gibi serbestçe yerine getirebilir ve insanlara din ve vicdan özgürlüğü, ibadet özgürlüğü sunar. Atatürk'ün laiklik ilkesi budur. Sorunun içerisinde dinle ilgili, mezheple ilgili, akıl ve bilimle ilgili şeyler görüyorsanız, inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü diyorsa laikliği çat diye işaretleyebilirsiniz. Peki laiklik ilkesi doğrultusunda neler yapıldı bu ülkede? Bakalım. Saltanat kaldırıldı. Ki diyebilirsiniz ki hocam saltanatın kaldırılması önce cumhuriyetçiliğe girer. Çünkü niye? Siyasidir. Ama bakın, ama burada neden saltanatın kaldırılmasını laikliğe de alabiliriz? Şu yönden. Saltanat kaldırılınca padişahın elindeki yönetim yetkisini alıyorum değil mi? Yani din ve devleti otomatikman birbirinden ayırmış oluyorum. İşte saltanatın kaldırılması bu yönden laikliktir. Ama laiklik ilkesinin en önemli yeniliği, kesinlikle unutmuyorsunuz, halifeliğin kaldırılmasıdır. Bunun dışında Tevhidi Tedrisat Kanunu, yani medreselerin kapatılması, tekke zaviyelerin kapatılması ve Medeni Kanun da yine Atatürk'ün laiklik ilkesine girer sevgili arkadaşlar. Gelelim Atatürk'ün bir diğer ilkesine, özellikle ekonomiyi ilgilendiren ilkeye, devletçilik. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki halk bir savaştan çıktı. Halkın ekonomik gücü neredeyse sıfıra yakın. Bir şeyler üretmemiz lazım, bir şeyler yapmamız lazım. Bunu halk yapamayacak, fabrika kuramayacak. Kim yapacak? Mecburen devlet yapacak. İşte bu ilkenin özeti budur. Ne yani? Tanıma bakalım. Özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda devletin hızlı bir şekilde gelişmeyi sağlamak için ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaptığı uygulamalara biz devletçilik diyoruz. Özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da devlet bir şeyler yapmıştır. Mesela tiyatro açmıştır. Onu birazdan konuşacağız. Şimdi burada özel sektöre kesinlikle sen git, seni istemiyorum demiyor devlet arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Bu bir karma ekonomi modelidir. Yani öncelik özel sektöre aittir. Özel sektör yapamazsa devlet yapar diyor. Bu bir zorunluluktan ortaya çıkan durumdur. Neden? Çünkü bir, halkın elinde para yok. Savaştan çıktık. Halk para yok. Fabrika kuramayacak. Fabrikayı halk kuramazsa devlet kurar diyor. Bir de dünya ekonomik krizinden dolayı mecburen devlet işe el atmak zorunda kalıyor. Öncelik özel sektörün, ama yapılamazsa ne yapar? Devlet işe dahil olur diyoruz. Peki sorunun içerisinde, cümlenin içerisinde hangi kelimeleri görürsem devletçiliği işaretleyeceğim? İktisat, yani ekonomi. Bunun dışında kalkınma, planlama, fabrika, banka açma gibi şeyler görüyorsanız Atatürk'ün devletçilik ilkesi aklınıza gelmelidir. Bu ilke doğrultusunda bir şeyler yapılmış mı? Tabii ki yapılmış. Ne yapılmış? Sümerbank kurulmuş, Etibank kurulmuş, bunları devlet kurmuş. Bunun dışında devlet fabrika açmış. Şeker fabrikası, uçak fabrikası, kağıt fabrikası. Bunun dışında madenleri işleyip bulabilmek için maden tetkik arama MTA kurulmuş. Devlet demir yolları oluşturmuş ki hala devletindir bu kuruluş. TCDD arkadaşlar, lütfen bunu da dikkate alın. Devletin işletme açması, banka açması yine ekonomikle alakalı olduğu için devletçilik ilkesine girer. Burada özellikle çok fazla dillendirilmeyen bir şeye değinmek istiyorum. Devlet sosyal ve kültürel alanlarda da bir şeyler yaptıysa devletçiliktir diyoruz. Mesela devlet tiyatroları kurulması, devlet opera ve balesinin kurulması da yine devletçiliğe girer. Çünkü devlet oraya da el atmıştır. O yüzden devletçilik diyebiliriz. Ama lütfen buna dikkat edin. Özellikle ekonomik alan sorulur buradan gelirse. Evet, gelelim Atatürk'ün son ilkesine ve son sayfamıza arkadaşlar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Son ilkemiz inkılapçılık ilkesidir. İnkılapçılık kelime anlamı olarak zaten köklü yenilik, değişiklik demektir. Burada da amaç devleti ve milleti geliştirmek için çağın gerisinde kalmış kurum ve kuruluşun varsa kaldır, yerine modern, çağdaş, yeni bir kurum aç demektir. İnkılapçılığın özeti, önemi budur. Hedef daima ileriye gitmek ve modernleşmektir arkadaşlar. Durağan bir yapıdan dinamik bir yapıya geçmek hedefimiz vardır. Yani sürekli kendini yenileme vardır. Hani telefonlarımıza güncelleme geliyor ya. İşte devlete güncelleme getiren ilke budur arkadaşlar. Hani ne yapıyoruz? Telefona güncelleme gelince hemen basıp yeniliyoruz ya. İşte devletin kendini yenilediği ilke inkılapçılıktır. Çünkü inkılapçılığa göre sürekli kendini geliştirmen gerekir. Her zaman ileriyi hedeflemen gerekir. İpucu olarak, kelime olarak yenilik, inkılap, çağdaşlaşma ki özellikle en önemlilerinden bir tanesi şudur arkadaşlar. Bu gibi kelimeleri, medeni, modern, dinamik gibi kelimeleri görürseniz Atatürk'ün inkılapçılık ilkesini aklınıza getirebilirsiniz. Peki bu doğrultuda ne yapıldı? Arkadaşlar yapılan tüm yenilikler çağdaşlaşma amacı taşıdığı için Atatürk'ün inkılapçılık ilkesiyle alakalıdır diyoruz. Ve böylece Atatürk ilkeleri konumuzu 4. ünitemizin ilk konusunu bitiriyoruz. İlk konumuz siyasi alan içerisinde görülen saltanatın kaldırılmasıdır. Arkadaşlar siyasi demek devlet yönetimiyle ilgilidir. Yani kısaca devletle ilgili, devlet yönetimiyle ilgili şeyler aklınıza siyasi alanı getirsin. Bunlardan ilki saltanatın kaldırılması. Saltanat biliyorsunuz ki tek kişinin devlet yönetimini ele geçirdiği yönetim şeklidir. Osmanlı Devleti zaten bunu uyguluyordu. Osmanlı Devleti saltanattan dolayı son yıllarda keyfi uygulamalarla yönetiliyordu. Biz bunu 1 Kasım 1922 tarihinde kaldıracağız. Peki neden kaldırıyoruz? Hocam devam etseydik. Bakalım neden kaldırmışız? Bir kere bizim amacımız milli egemenlik değil miydi? Evet, yani halkın yönetime katılmasıydı. Saltanat bir kere milli egemenliğe aykırı bir durum. Benim hedefim çok kişiyle yönetmek ama saltanat tek kişiyi yönetiyor. Benim bunu kaldırmam lazım. Bunun dışında padişah ve Osmanlı hükümeti milli mücadeleye hiç destek olmadı. Yani destek olmaktan ziyade hatta önümüze bazı engeller bile çıkarttılar. Milli mücadelenin aleyhine çalışmalar yaptılar. Bu yüzden benim padişahlık makamını kaldırmam gerekiyor. 2'yi konuştuk. Şimdi 3'e geliyorum. Bakın 3'e size bir örnek vereceğim. Ülke içinde iki başlılık. Şimdi o dönemde Anadolu'da TBMM var. İstanbul'da da İstanbul hükümeti var. Yani padişah var. Bu ne demek? Bir arabayı 2 tane şoför kullanıyor demek. 2 tane araba, yani 2 şoför olan bir araba ne olur? Ortadan 2'ye bölünür. Uçurumdan aşağı düşer. O yüzden bu iki başlığa son vermek gerekiyor. Padişahlığı bu yüzden kaldırmak istiyoruz. Ve burada padişahlığın, yani saltanatın kaldırılmasını hızlandıran olay şudur. Aynı, hatırlayacaksınız, 1. İnönü'den sonra Londra konferansına ne yapmışlardı? İki tarafı da çağırmışlardı Türk tarafından. Hem TBMM'yi hem İstanbul hükümetini. Lozan'a da ne yaptılar biliyor musunuz? Lozan konferansına da İstanbul hükümeti de gelecek dediler. Dedik ki hayır, oraya İstanbul hükümeti gelemez. Milli mücadeleyi biz yaptık, biz geleceğiz dedik. Ve saltanatı işte bu olaydan sonra kaldırdık. Artık ülkede saltanat, padişahlık makamı yok. Peki bu sebeplerden dolayı biz saltanatı kaldırdık. Sonuç olarak ne görüyoruz? İki başlığı sona erdirdik. Artık tek şoför, devleti tek şoför yönetiyor. Milli egemenlik yolunda önemli bir adım attık. Halkın yönetime katılmasının önünü açtık. Laikliğin ilk adımını atmış olduk böylece. Devlet ve din işleri birbirinden otomatikman ayrılmış oldu. Ve saltanatı kaldırarak Osmanlı Devleti'ne resmen son verdik. Artık Osmanlı Devleti diye bir devlet kağıt üzerinde yok. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken nokta şudur. Lütfen unutmayın. Saltanatın kaldırılması ile birlikte halifelik dokunulmuyor. Halifelik kaldırılmıyor hemen aynı anda. Çünkü halifeliği kaldırılması için uygun bir ortam yok. Eğer halifelik kaldırılsaydı ülkede isyanlar çıkabilirdi. O yüzden halifelik makamına dokunulmuyor. Abdülmecit Efendi halife olarak TBMM tarafından görevlendiriliyor ama ona da bazı şartlar sunuluyor. Diyorlar ki kesinlikle devlet işlerine karışmayacaksın. Devlet işlerine karışmadığın müddetçe halife sensin deniliyor. Bakacağız ne olacak ileride. Peki saltanatın kaldırılması siyasi alanda olduğunu gördük ama hangi ilkeyle, Atatürk'ün hangi ilkesiyle alakalı? Öncelikle cumhuriyetçilikle alakalı. Sonra bakın burada laikliğe geçişin ilk adımıdır dediğimiz için laiklikle alakalı. Başlı başına yenilik olduğu için de inkılapçılıkla alakalıdır diyoruz. Geldim ikinci olayımıza, Ankara'nın başkent olması. Şimdi bir kere Ankara'da zaten daha önce TBMM'yi açmıştık. Bu yüzden Ankara'yı başkent olarak ilan edeceğiz. 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara ülkenin başkenti olacak. Peki neden Ankara? Bir, TBMM'yi burada açtık, tutup mücadeleyi burada yürütürken başka bir yere alırsak ayıp olur. Yani bırakın da Ankara olsun, değil mi? Kurtuluş Savaşı'nı bu şehirden yönettik. Bir vefa borcumuz var. Anadolu'nun ortasında güvenli bir yer ve ulaşım ve haberleşme imkanı iyi. Halkı milli mücadeleyi desteklemiş, Atatürk'e destek vermiş. İşte bu sebeplerden dolayı 13 Ekim tarihinde Ankara başkent ilan edilmiştir. Şimdi aklımıza şu gelebilir. Hocam neden İstanbul değil? Neden Osmanlı'dan sonraki başkenti biz de başkent olarak seçmemişiz? Neden biliyor musunuz? Çünkü bir Kurtuluş Savaşı'nı Ankara'da yapmıştık. Vefa borcu var dedim. TBMM'yi burada açtık zaten. Tutup bunu taşımak sıkıntılı olacaktı. Bir de en önemli nokta burada boğazlar üzerinde tam hakimiyet kuramadık. Boğazlarda tam hakimiyet kuramadıysan hala tehlike var demektir. O yüzden güvenli değil İstanbul. İşte İstanbul'u başkent yapmamamızın sebepleri de bunlardı diyoruz. Geliyorum siyasi alandaki en önemli olaylardan bir tanesine, halifeliğin kaldırılması. Biraz önce konuştuk, hatırlayacaksınız. Saltanat kaldırılınca halifeliğe dokunulmadı ve TBMM bir halife ilan etmişti. Kim bu adam? Abdülmecit Efendi. Abdülmecit Efendi'ye ne yapmıştı TBMM? Şartlar sunmuştu. Demişti ki devlet işlerine karışmayacaksın, karışırsan sıkıntı çıkarırım. İşte halifeye baktık ki Abdülmecit Efendi'ye devlet işlerine karışmaya başladı. Devlet başkanı gibi hareket etmeye başladı. Herkese emirler veriyor. Sonra işte elçiler kabul etmeye başladı. Sanki devlet adamı gibi çalışıyor. Ve bir de eski rejim yanlıları, yani saltanatı tekrar isteyenler halifenin etrafında toplanmaya başladı. Abdülmecit Efendi de bu olaylardan sonra gaza geldi. Ve bunu gören TBMM 3 Mart 1924 tarihinde dedi ki Abdülmecit Efendi biz sana ne demiştik, sen ne yaptın? O yüzden ben senin makamını kaldırıyorum dedi. Halifeliği 3 Mart 1924 tarihinde kaldırdı. Peki sonucunda ne oldu? Halifeliği kaldırdık. Laiklik yolundaki en önemli adımı böylece atmış olduk. Milli egemenliğin önü açıldı. Milli egemenlik hız kazandı. Çünkü halifelik tek kişilik bir makam. Benim amaç olarak hedeflediğim şey milli egemenlikti. Bu yüzden onun önünü açmış oldum. Halife yeniliklere sürekli engel oluyordu. Halifeliği kaldırarak bunun önünü açtım. Yenilikleri hızlandırdım. Ve eski rejime artık dönüş yolunu kapattım. Dedim ki kardeşim eski rejim yok. Bundan sonra cumhuriyet var dedik. Yani demokrasi var dedik. Arkadaşlar peki hangi ilkeyle alakalı, hangi ilkeyle bağlantılı, buna da bir bakalım. Özellikle laiklikle alakalı, devlet yönetimine alakalı ilgilendirdiği için cumhuriyetçiliğe de girer. Başlı başına yenilik olduğu için hepsinde zaten bunu söyleyeceğiz. İnkılapçılığa da girer. Peki hemen geçtim bir diğer olayımıza. 3 Mart 1924, hani biraz önce dedik ya halifeliğin kaldırıldığı gün, o gün bazı değişiklikler daha yapıldı. Sadece halifelik kaldırılmadı. Mesela Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Şeriye ve Evkaf Vekaleti, yani Din Bakanlığı ve Vakıflar Bakanlığı kaldırıldı. Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırıldı. Yani Savaş Bakanlığı kaldırıldı. Şimdi bunlardan burayı ilgilendiren, yani siyasi alanı ilgilendirenlere bir bakalım isterseniz. Öncelikle şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Vekalet Osmanlı zamanında bakanlık demek. Din Bakanlığı. Hatırlayacaksınız biz din ve diğer devlet işlerini birbirinden ayırmaya çalışmıyor muyduk? Evet. O yüzden böyle bir bakanlığın olması gerekmiyor. Evkaf da vakıf demek. Ben ne yapayım o zaman? Laiklik doğrultusunda ben bu bakanlığı kaldırayım. Din işlerini yürütmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurayım. Vakıf işlerini yürütmek için de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü kurayım demiş devletimiz ve bu kurumları açmış. Böylece laik devlet anlayışını güçlendirmiş. Geliyorum diğer bölüme, Erkan-ı Harbiye Vekaleti. Vekaleti öğrenmiştiniz, bakanlık demek. Erkan-ı Harbiye de savaş demek. Savaş Bakanlığı. Atatürk askerlikle siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyordu değil mi her zaman? Ordunun siyasetten uzaklaştırılmasını söylüyordu. Hatta bunun sıkıntılarını da Balkan Savaşları'nda çekmiştik. O yüzden biz bu bakanlığı kaldıracağız. Yerine siyasetin dışında Genelkurmay Başkanlığı kurulacak ve hala çalışıyordur. Bakın bu kuruluşlar hala günümüzde çalışıyordur. Böylece ne yaptık? Orduyla siyaseti de birbirinden ayırmış olduk. Geliyorum siyasi alanda yapılan son gelişmeye. 1924 yılında bir anayasa çıkaracağız. Niye? Çünkü 1921 anayasamız artık bizim şartlarımıza uygun değil. O savaş dönemi anayasasıydı. Olağanüstü şartlarda hazırlanmıştı. Bu yüzden biz bu anayasayı değiştireceğiz. 1924'te yeni anayasa oluşturacağız. Bu amaçla devlet kurumlarının yetkilerini belirleyeceğiz. Vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini bu anayasanın içine dahil edeceğiz. 24 anayasasını oluşturacağız. Bu anayasaya baktığımız zaman arkadaşlar 1928 yılına geldiğimizde devletin dini İslam'dır diye bir madde vardı. O maddeyi 1928 yılında anayasanın içinden çıkardık. Çünkü devletin dini olmaz, insanların dini olur. Devlet dinlere eşit mesafededir dedik. Çünkü biz laik bir devletiz biliyorsunuz. Laik anayasaya laik bir özellik kazandırıldı. Sonra bu anayasaya devam ediyor henüz yürürlükte. 1934 yılına geldiğimizde bu anayasaya bir madde ekledik. Dedik ki kadınlar da seçme seçilme hakkını kullanacak dedik. Böylece kadın erkek eşitliği sağladık. Ve 1937 yılına geldiğimizde anayasanın içine Atatürk ilkelerini ekledik. İşte bunlar da Atatürk'ün siyasi alanda yaptığı yenilikler ve gelişmelerdir. Evet, öncelikle hukuk ne demek? Hocam hukuk ne demek diye sorduğunuzu görüyorum ve diyorum ki arkadaşlar hukuk insanların devletle ve birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Yani dışarı çıktın, uyman gereken şeylere biz aslında kural diyoruz ya, o hukuktur işte. Peki Osmanlı Devleti'nde nasıl bir hukuk vardı? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki hukuk böyleydi. Yani saçma sapan karma karışık bir hukuk vardı. Çünkü bir bakıyorsunuz şer'i mahkemeler var. Bir bakıyorsunuz örfi mahkemeler var. Yani tek bir mahkeme türü yok. Bir bakıyorsunuz azınlık mahkemeleri var. Onlar kendi mahkemelerine gidiyor. Bir bakıyorsun kapitülasyon mahkemeleri var. Hangisi nasıl bir karar verecek? Nasıl doğru bir karar verilecek, değil mi? Yani Osmanlı'da hukuk birliği yok. Peki bu alanda neler yapıldı? Hukuk alanında yeni devletimiz ne yaptı? 1921 Anayasası kabul etti. Bir anayasa oluşturdu. Bakın anayasa kuralları içeren kitap olduğu için hukuk alanına girer. Sonra aradan 3 yıl geçti. Dedik ki bu anayasa artık bizim ihtiyaçlarımızı karşılayamıyor. Çünkü savaş döneminde oluşturduk. Başka bir anayasa yapalım. 1924 Anayasasını yaptık. Ondan sonra Medeni Kanunu, İsviçre'den örnek alarak kendimize uygun bir kanun hazırladık. Ceza Kanunu'nu İtalya'dan örnek alarak kendimize uygun şekilde hazırladık. Borçlar Kanunu, bak dikkat edin hep sonu kanun. İsviçre'den aldık, hazırladık. Ticaret Kanunu'nu Almanya'dan aldık, hazırladık, uyguladık. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bizim hukukçularımız niye çalışmamış? Kendimiz yazmadık mı? Kendimiz yazdık ama örnek aldığımız çağdaş ülkeler olmuş. Kopya çekmişiz birazcık. Şimdi gelelim bunlardan en önemlisine, Medeni Kanun. Arkadaşlar Medeni Kanun ile kadın ve erkek ilişkilerini biz eşitleyeceğiz. Peki nedir bu Medeni Kanun? Hocam evlenmeyle ilgili, boşanmayla ilgili, mirasla ilgili bu tarz şeyleri ilgilendiren, inceleyen, karar veren kanuna biz Medeni Kanun diyoruz. Kimden almıştık? İsviçre'den almıştık. İsviçre'den örnek alarak, daha doğrusu İsviçre'den aldık derken şöyle değil arkadaşlar. İşte İsviçre'den kitabı aldın getirdin bu kanunu uyguluyorum değil. Oradan örnek aldık, kendimize uygun bir şekilde hazırladık. Bu kanunu 1926 tarihinde İsviçre'den örnek alarak hazırladık. Diyeceksiniz ki neden İsviçre? Hocam neden işte Amerika değil, Almanya değil falan. Neden İsviçre biliyor musunuz? En son, en güncel, en modern anayasa Kanun oradaydı çünkü. Medeni kanun oradaydı. Bu bir. İsviçre kanununu bir inceledik. Türk aile yapısına uygun, kültürümüze uygun, bize benziyorlar. Sorunlara akılcı ve pratik çözümler getiriyor. Yani çok karmaşık değil, kolay çözümler getiriyor. Ve kadın erkek eşitliğini benimsiyor. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de buydu. Şimdi Medeni Kanun ile birlikte ne oldu? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Kısaca ben Medeni Kanun ile ne olduğunu şuraya yazıyorum. Kadın eşittir erkek oldu. Kadın eşittir erkek, biz bunu nerede sağlamışız? Türk Medeni Kanunu'nda. Ne oldu? Resmi nikah zorunlu oldu. Önceden dini nikah vardı. Tek eşli evlilik getirildi. Önceden çok eşli evlilik yapabiliyordu erkekler. Boşanmada erkeğin hakkı vardı. Önceden, şimdi kadınlar da diyebiliyor ben de boşanmak istiyorum diye. Medeni Kanun'da geldi bu. Sonra mirasta erkek daha fazla pay alıyordu Medeni Kanun'dan önce. Ama Medeni Kanun'da kadınlarla erkekler eşit pay alır denildi. Ve kadınlara istediği mesleği yapma hakkı getirildi. Yani dikkat ederseniz kadınlara ekonomik, sosyal, hukuki birçok ayrıcalık verildi ve erkeklerle eşit hale getirildi. Ancak bakın buraya lütfen çok dikkat edin. Türk Medeni Kanunu ile kadınlara siyasi hak burada verilmiyor. Yani kadınlar seçme seçilme hakkını Medeni Kanun'da almıyorlar. Bu olaydan 3 sene sonra ilk defa 1930 yılında muhtarlık seçimleriyle alacaklar. Sonra 33 yılında belediye başkanlığı seçimi, 34 yılında da 1934 yılında da milletvekilliği seçimlerine katılacaklar. Şunu unutmuyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum. Ünlem işaretiyle önemliye dikkat edin. Türk kadınına Medeni Kanun'la siyasi hak verilmemiştir. Evet arkadaşlar, eğitim ve kültür alanı çok önemli bir alan. Devletlerin gelişmesi, kendini yenilemesi için en önemli alanlardan bir tanesi. Bu alanla ilgili yapılan inkılaplarda eğitimde birlik, çağdaşlık yani modern olması, laikleşme, toplumda ise gelişmişlik ve çağdaşlık sağlamak amaçlanmıştır. Yani bu alandaki hedeflerimiz bunlar. Eğitimde birlik sağlayacağız, modern bir eğitim kuracağız, laik bir eğitim kuracağız. Toplumumuz ise gelişecek, çağdaşlaşacak. Burada en önemli olaylardan bir tanesi Tevhidi Tedrisat Kanunu. Şimdi Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun içeriği neyle ilgili olduğunu direkt buraya yazıyorum. Tedrisat bir kere eğitim demek. Hani benim tedrisatımdan geçiyorsunuz siz şu anda. Yani benim eğitimimden geçiyorsunuz demek mesela. Tevhidi Tedrisat'ın eğitimle ilgili olduğunu bilmeniz aslında yeterli. Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman bir bakıyorsunuz azınlık okullar var. Dini okullar var, modern okullar var, yabancı okullar var, askeri okullar var ve hepsi kafasına göre takılıyor. Yani 5 farklı dünyadan bahsediyoruz aslında. Osmanlı'da yani eğitim, öğretimde birlik maalesef ki yok. Bu bizim için çok çok önemli. Bu kanun çıkarılarak eğitim, öğretimde birlik sağlanacak. Burada bizim için önemli nokta burası. Çünkü artık tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak ve tek müfredat. Bakın tek müfredat olacak. Yani her okul isimleri farklı olsa da aynı müfredat işleyecek. Şimdi bak bugünden örnek vereyim size. Bugün mesela normal ortaokullar var. İmam Hatip ortaokulları var. Özel okullar var. Aynı dersler işlenmiyor mu? Evet. Türkçe'de de, inkılapta da, fende de, matematikte de aynı konular. Yani müfredat birliği sağlanıyor. İşte bu kanunla birlikte. Böylece kültür birliği sağlanmış oluyor. Yabancıların, azınlıkların faaliyetlerine engelliyoruz. Çünkü zararlı faaliyetler yapıyorlar. Bu kanunla birlikte arkadaşlar medreseler kapanıyor ve çağdaş hale geliyor. Peki eğitim ve kültür alanındaki yapılan gelişmeler Atatürk'ün hangi ilkesiyle alakalı? Özellikle laiklikle alakalı, çünkü burada bakın medreselerin kapatılması var. Medrese dini eğitim veren okullardır. Milliyetçilikle alakalı, ki bunu milliyetçilik konusunun içinde söylemiştim size. Eğitim ve kültürle ilgili her şey milliyetçiliğe girer. Halkçılıkla alakalı, çünkü toplumu ilgilendirir. İnkılapçılıktır, çünkü başlı başına bir çağdaşlık var işin içinde. Hemen devam edelim. Harfi inkılabı yine eğitim ve kültür alanındaki bir olaydır. Peki neden biz harf değişikliği yaptık? Önce Osmanlı zamanında Arap harflerini kullanıyorduk Osmanlıca. Ama Osmanlıca zordu. Harf inkılabını yaparak kendimizi geliştirmek istedik. Bakın nedenlerine burada değinelim isterseniz. Neden biz harf yeniliği yaptık? Çünkü bir, Arap harfleri bizim ses yapımıza, dil yapımıza uymuyor. Türkçenin okulup yazılmasını kolaylaştırmak istiyorum. Bunu da ancak Latin alfabesiyle yapabileceğimizi düşündüğümüz için harf inkılabını yaptık. Batılı devletlerle uyum sağlamamız lazım. Yani çağdaşlık diyoruz biz buna. Çünkü dünya Latin alfabesini kullanırken biz Arap alfabesini kullanırsak uyum sağlayamayız. Ve milli bir kültür oluşturmak için harf inkılabını yapmış olacağız. Peki bunu yaptık. Bakın ne oldu? Sonucunda ne oldu? Yani harflerimizi değiştirdik. Ve bugünkü A'dan Z'ye kadar olan Latin harflerine geçtik. Okuma yazma ilk başta zorlaştı ama sonra kolaylaştı. Çünkü bu harfleri okumak yazmak kolaydır. Osmanlıcayı yazmak gerçekten çok çok zordur. Okumak hani bir nebze ama yazmak çok çok zordur. Böylece okur yazar oranı artacak arkadaşlar. Dil ve kültürün gelişmesi sağlanacak. Çağdaşlık ve batılılaşma yolunda önemli bir adım atılıyor. Çünkü dünya dillerine uygun bir dile geçiyoruz. Türkçenin üzerindeki Arapçanın etkisi azalacak. Şimdi hani dedim ya biraz önce, Osmanlıcayı biliyordu insanlarımız. Bir günde harf inkılabı geldi. Hani böyle eleştiriler oluyor. Ne oldu? Harf inkılabı geldi, bir günde cahil kaldık falan gibisinden. Burada arkadaşlar devlet bunun da önlemini alıyor. Nasıl? Okuma yazma seferberlikleri ve millet mektepleri açılıyor. İşte geldim tam buraya. Millet mektepleri nedir? Biraz önce Latin harflerine geçtik dedik ya. Okuma yazma seferberliğini biz bu okullarda yapıyoruz. 16-45 yaş arasındaki tüm insanları bu okula davet ediyoruz ve harfleri öğretiyoruz. Atatürk bizzat kara tahta başına geçerek bu harfleri, Latin harflerini, insanlara alfabeyi öğretiyor. Bu yüzden zaten millet mekteplerinin açıldığı tarih Atatürk'ün baş öğretmen olduğu tarih olarak geçer arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayın. Peki burada yapılan harf inkılabı ve millet mekteplerinin açılması hangi ilkeyle alakalı? Eğitim olduğu için başlı başına milliyetçilik, çağdaşlık olduğu için de inkılapçılığa girer diyoruz. Hemen devam edelim. Başka neler olmuş? Mesela Türk Tarih Kurumu. Tarihimizi araştırmak için açılan bir kurumdur. Çünkü Osmanlı'dan ibaret, Selçuklu'dan ibaret bir tarihimiz yok bizim. Türkler tarih boyunca 16 tane büyük devlet kurmuştur. Hatırlayacaksınız belki 5. sınıftan. 6. sınıftan özür dilerim. Asya Hun Devleti, 1. Göktürk, 2. Göktürk, Uygurlar, Selçuklular, Gazneliler, Karahanlılar, Avrupa Hun Devleti, Akhunlar. Yani birçok devletimiz var. O yüzden bu kurumun açılmasının amacı tarihimizin sadece Osmanlı ve Selçuklu'dan ibaret olmadığını göstermek, geçmişimizi araştırmak, Türk tarihini aydınlatmak, Türklerin dünya uygarlıklarına katkılarını sunmak için oluşturulmuş bir kurumdur. 1931'de kurulmuştur ve hala çalışmalarını bu kuruluş sürdürmektedir. Geliyoruz bir diğer kültürle ilgili kurumumuza, Türk Dil Kurumu TDK. Hala çalışmalarını sürdürür. Türkçeyi yabancı dil etkisinden kurtarmak için açılan bir kurum. Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farklılığı ortadan kaldırmaya çalışır. Türkçeyi korumak, zenginleştirmek amacını taşır. Türk Dil Kurumu da Atatürk tarafından açılan kültür alanını ilgilendiren bir kuruluştur. Ve bu ikisi de milliyetçilik alanıyla ilgilidir. Ben milliyetçilik konusunu anlatırken size böyle bir ipucu vermiştim. Unutmayın, eğitim ve kültürle ilgili her şey milliyetçilikle alakalıdır, bağlantılıdır diyoruz. Geçelim bir diğer içeriğimize, üniversite reformu. Arkadaşlar Atatürk'ün bir sözü var. Öncelikle isterseniz bunu bir okuyalım. Atatürk demiş ki, İlim ve fen neredeyse oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarılı olmak için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Yani Atatürk demiş ki bu cümlesinde en gerçek yol gösterici şey ilim. Yani ilim eşittir bilimdir demiş. Bunun doğrultusunda da zaten bu cümlesi doğrultusunda da üniversitelerimizi de yenilememiz gerektiğini anlıyoruz ve İsviçre'den bir hoca getiriyoruz. Prof. Dr. Albert Malche. Albert Malche'yi getiriyoruz ve diyoruz ki hocam bizim bu üniversitelerimizi düzelt diyoruz. Ve Albert Malche üniversitelere gidiyor ve incelemelerine başlıyor. Sonucunda bir rapor yayınlıyor. Diyor ki arkadaşlar sizin üniversitelerinizde hoca eksiği var. Bina eksiği var. sosyal faaliyet eksiği var. Bunları gidermeniz gerekiyor. Bakın ne dedi? Dedi ki raporunda akademik personel, bina, birim, malzeme ihtiyaçlarınızı giderin. Sonra derslerinizi çok ezber yapıyorsunuz. Ezberden ziyade dedi ki deney ve gözlem kullanın, uygulama, laboratuvar yapın. İşte bu doğrultuda da çalışmalar yapıyoruz. Avrupa'ya öğrenciler gönderiyoruz ve İstanbul Darülfünun'unu İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürüyoruz. İşte bu da üniversite reformu ile alakalıdır diyoruz. Peki eğitimle ilgili olduğu için otomatikman neye giriyordu? Milliyetçiliğe. Zaten yenilik olduğu için de inkılapçılık ilkesine girer diyoruz. Hemen geçiyorum. Resim ve heykelcilik alanında, yani kültür alanına giriyor. Neler yapıldı? Atatürk demiş ki arkadaşlar, sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir demiş. Yani sanata önem veriyorum demiş. Bu doğrultuda ne yapılmış? Türk İnkılap sergisi açılmış. Arkadaşlar bakın bununla ilgili 2019 LGS'de bir soru çıkmıştı. Türk İnkılap sergisi dedi. Bununla alakalı hangi alan dedi? Resim heykelcilik. Yani çok basit bir soruydu. Sonra resim öğretmeni yetiştirmek için Gazi Eğitim Enstitüsü'nde, yani Gazi Üniversitesi'nde, benim üniversitemde resim bölümü açıldı. 1937 yılında İstanbul'da Resim ve Heykel Müzesi açıldı. Sonra Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürüldü. Sakın ha, Sanayi Nefise deyince aklınıza fabrika gelmesin. Sanayi Nefise Güzel Sanatlar Okulu demektir. Bunu da unutmayın. Ha bu arada bakın burada da hemen Gazi Üniversiteli olduğumu belirttim. Bizim bir sloganımız vardı. Gazili olmak ayrıcalıktır. Çünkü Atatürk'ün açtığı bir okuldur Gazi Üniversitesi. Ben de okulumla her zaman gurur duyuyorum. Geçtim. Müzik alanında yapılan çalışmalara, yine kültüre ilgilendirir. Müzik öğretmeni yetiştirmek için bakın şu kelimeyi zaten gördüğünüz zaman müzik olduğunu anlarsınız. Musiki Muallim Mektebi, yani müzik öğretmen okulu açıldı. Avrupa'ya öğrenci gönderildi. Atatürk ilk opera kurulması için Adnan Saygun'u görevlendirdi. İlk konservatuvar kurulması için de Cemal Reşit Rey'i görevlendirildi. Burada incelediğimiz şeyler de yine milliyetçilikle alakalıdır. Çağdaşlıkla alakalı olduğu için de inkılapçılığa girer diyoruz. Sakın sıkılmayın. Geldik son sayfamıza, spor alanına arkadaşlar. Atatürk demiş ki ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim demiş ve spora önem vermiş arkadaşlar. Bu doğrultuda da Türkiye'nin ilk spor teşkilatı olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nı kurmuş. Bakın idman ne demek? Antrenman demek. Zaten antrenman neyle ilgilidir? Sporla ilgilidir. Bu kadar basit. Beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek için Çapa Muallim Mektebi'ni açmış. Çapa Öğretmen Okulu'nu. Sonra 1924 yılında Paris Olimpiyatlarına sporcu gönderilerek ilk kez olimpiyatlara katılım sağlanmış. Şimdi bakın 2018 yılında çıkan LGS sorusu. Bakın çıkmış bir soru. Soru da diyor ki bu bilgide Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiği vurgulanmıştır diyor. Bak ne dedi? Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı. Burada gördük. İdman ne demekti? Antrenman, yani spor. Sonra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. Olimpiyat neyle ilgilidir düşünürsen? Olimpiyatta ne yapılır? Halter atılır. İşte halter kaldırılır. Gülle atılır. Atletizm yapılır. Değil mi? Yani spor. Bak cümleleri okuduğunuz zaman size zaten cümlenin içinde bağırıyor. Ne ile ilgilidir? Sporla ilgilidir. Bu kadar basit bir soru çıkmıştı. O yüzden gözünüzde büyüteceğiniz hiçbir şey yok. Sorular bu kadar basit çıkacak sevgili arkadaşlar. Hangi ilkeyle alakalı peki spor alanı? Milliyetçilik, çünkü kültüre girer. Çağdaşlık, yenilik olduğu için de inkılapçılığa girer diyoruz. Evet arkadaşlar, böylece toplumu ilgilendiren, toplum hayatını etkileyen alanlarda yapılan inkılaplara biz toplumsal alandaki gelişmeler, inkılaplar diyoruz. Bu inkılapların amacı ne? Neden yapılıyor bu inkılaplar? Çünkü toplumda bir kültür birliği sağlamamız lazım. Çünkü ancak böyle millet bilinci oluşturabilirsiniz ve birlik ve beraberlik oluşturmak için bu gibi yenilikleri yapmak zorundayız. Bunlardan bir tanesi Şapka Kanunu'dur. Arkadaşlar Türk milletinin içte modernleşmesi var, oluyor ama bunu da dışa yansıtmamız lazım. Yani görünüşümüzle de modern olması lazım. Toplumda kıyafet birliği sağlamak ve çağdaş bir toplum oluşturmak için Atatürk tarafından 1925 yılında Şapka Kanunu çıkarılmıştır. Atatürk şapkayı ilk olarak kendisi takıyor arkadaşlar. Kastamonu gezisinde trenden iniyor. Şapkayı çıkarıyor ve halkı selamlıyor. İnsanlar bir bakıyor ki Atatürk'ün başında başka bir şey var. Bizim kafamızdakilere benzemiyor. İnsanlar bir şaşırıyorlar. Burada Atatürk halka direkt olarak kendisi öncü oluyor. Halka direkt olarak kendisi örnek oluyor. Şapka kanunu dıştaki modernleşmenin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır diyoruz. Bir diğeri kılık kıyafet kanunu. Arkadaşlar şapka kanununu toplum benimseyince, ilk başta benimseyemiyor insanlar çünkü takmak istemiyorlar. Bu zamanında Fes içinde olmuştu. 2. Mahmut Fes'i Osmanlı toplumuna getirince gavur padişah lakabı takılmıştı. Çünkü kavuk gidip Fes takılacak, insanlar buna bir türlü uyum sağlayamamıştı ve hatta bu padişaha gavur padişah, ya bizim kafamızla uğraşıyor gavur padişah demişler ama sonra da Fes'e çok alışmışlar. İnsanlar Atatürk'ün şapka kanunu çıkardığında da Fes takıyorlar. Aynı durum şapka içinde oluyor en başta ama sonra benimseniyor. 1934'e geldiğimizde ise bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun yayınlanıyor. Yani kisve derken kıyafetten bahsediyoruz. Bu kanun ile din ve mezhepten, hangi din ve mezhepten olursa olsun ibadethane dışında dini kıyafetin giyilemeyeceği kararlaştırılıyor. Çünkü burada amaç toplumda bir ayrıcalık oluşturmamak arkadaşlar. Bunun için böyle bir kanun çıkarılıyor. Böylece toplumdaki kargaşaya son verilerek milli birlik ve beraberlikte güçlenmiş oluyor. Peki burada gördüğümüz iki tane kanun hangi ilkelerle bağlantılı? Öncelikle halkçılık, çünkü toplumsal diyorsa halkı ilgilendiriyordur. Sonra inkılapçılık ki yeniliktir ve laikliktir. Çünkü bakın burada dini kıyafetlerin giyilemeyeceği ile alakalı bir bölümden bahsedilmiştir. Hemen devam edelim. Başka ne oldu? Tekke, zaviye, türbeler kapatıldı. Yine toplumsal alandaki bir olaydır. Tekke nedir? Tekke tarikat mensuplarının toplanıp eğitim gördüğü yerdir arkadaşlar. Zaviye ise tekkenin daha küçüğüne diyoruz. Yani aslında tekke, zaviyeler dini eğitim veren kurumlar gibi düşünebilirsiniz. Önceleri Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında güzel faaliyetler yaparken sonradan arkadaşlar tekke, zaviye ve türbelerin içerisine Milli Mücadele döneminde yabancı ajanlar girmiş, bölücülük faaliyeti yapmışlardır. Bu yüzden aslında biraz da kapatılıyor. Bir de nedenlere baktığımız zaman hani neden tekke, zaviyeler kapatıldı? Kişisel şahsi menfaatleri için halkın dini duygularının istismar edilmeye başlanması. Yani oradaki hocalar, hacılar ne yapmışlar? Kendi çıkarları için halkın dinini sömürmüşler. Bir de eski rejim yanlıları, yani saltanat yanlıları tekke, zaviye etrafında toplanmaya başlamış. Bu yüzden kapatılıyor. Ve bir de milli mücadele döneminde halkı isyana teşvik ediyorlar. Hani biraz önce dedim ya, bazı ajanlar tekke, zaviyelerin içine girdi, işte onlar. Bu yüzden tekke, zaviyeler ve türbeler kapatılıyor. Peki sonucunda ne oldu? Tekke, zaviye, türbeler kapatıldı. Şeyh, dede, derviş, mürit gibi ünvanların kullanılması yasaklandı. Çünkü bu ünvanlar toplumda ayrıcalık bildiriyor. Benim amacım toplumda birlik, beraberlik oluşturmak. Toplumsal bir çağdaşlaşma sağlanıyor. Laikleşme yolunda da önemli bir adım atılmış oluyor bu kurumların kapatılmasıyla. Peki bu kurumların kapatılması hangi Atatürk ilkeleriyle alakalı? Öncelikle laiklik, çünkü işin içinde din var. Halkçılık, çünkü toplumsal. Yenilik, çünkü hepsi de yeniliktir aslında demiştik. Peki hemen devam edelim. Tabii sayfa bana müsaade ederse, zorluk çıkarmazsa. Evet, geçtim yine bir toplumsal alandaki gelişmeye. Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklik. Şimdi arkadaşlar Osmanlı'da kullanılan takvim, saat ve ölçüler Avrupa ile uyumlu değildi. Bu da bizim ticaretimizi etkiliyordu. Ticari ilişkilerde sıkıntıya sebep oluyordu. Biz neden bunları değiştirmek zorunluluğuna düşeceğiz? Çünkü Avrupa ile ticaretimizi kolaylaştırmamız gerek. Ülke içinde bir birlik sağlamak gerek. Bir bakıyorsun ülkenin batısı başka bir şey kullanırken Osmanlı'da doğusu başka bir şey kullanıyor. O yüzden ülke içinde birlik sağlamak, tek bir ölçü birimine ya da saate geçmek gerekiyor. Çağdaşlaşmak için bunu yapmamız gerekiyor. İşte bu sebeplerden dolayı takvim, saat ve ölçüde değişiklik yapılacak. Ne oldu peki? Hicri takvim yerine miladi takvime geçildi. Osmanlı'da dirhem ve okka kullanılıyordu. Ağırlık birimleridir. Kilograma geçildi. Arşın ve endaze kullanılıyordu. uzunluk birimleridir, metre cinsine geçildi. Hafta tatili cuma günüydü, pazar gününe geçildi. Yani bunlar takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişikliklerdir diyoruz. Peki bunları değiştirdik. Ne oldu? Çağdaşlık için önemli bir adım attık. Bakın ne kadar karşımıza çıkıyor değil mi bu kelime? Çağdaşlık nedir? Topluma, dünyaya ayak uydurmaktır. İşte bunun için bir adım atmış olduk. Ticari ilişkilerde sorun yaşıyorduk. Bak bu sorunu çözdük. Değişiklik yaparak bu sorunu çözdük. Ve ikilikleri de, toplumda olan ikilikleri de ortadan böylece kaldırdık. Peki buradaki değişiklikler hangi ilkeyle alakalıymış? Tamamen inkılapçılıkla alakalıdır. Lütfen buraya da dikkat edelim. Hemen geçelim buradaki önemli konumuza arkadaşlar. Soyadı Kanunu. Osmanlı Devleti'nde insanların soy isimleri yoktu arkadaşlar. Peki insanlar nasıl ayrışıyordu? Nasıl anlaşılıyordu kimin kim olduğu? Genellikle insanlar adının yanına ya memleketleri, işte Bigalı Ahmet, işte Lapsekili Ali gibi, ya da baba adlarını koyuyorlardı. Ali oğlu Buğra mesela, ya da lakaplarını Gürbüz Ahmet mesela, ya da rütbelerini kullanıyorlardı. Bak burada da bir örnek vermişim ben. Ne? Mehmet oğlu Bayram. İnsanlar böyle anılıyordu. Peki Mehmet oğlu Bayram'dan bir tane mi var? Yüzlerce Mehmet oğlu Bayram vardır bu ülkede değil mi? İşte bu durum neye sebep oluyor? Askerlikte, eğitimde, mahkemede, mirasta, yani resmi işlerde karışıklığa sebep oluyordu. O yüzden 1934 yılına geldiğimizde Soyadı Kanunu çıkarıldı ve herkesin bir soy isim alması istendi. Peki soy isim insanlar aldılar. Sonucunda ne oldu? Resmi işlerde artık karışıklığa son verildi. İnsanlar önceden resmi işlerde ne yapıyordu? Ünvanlarını kullanıyorlardı. Ne mesela? Paşa, hafız, ağa. İşte bunlar neye sebep oluyordu? Toplumda ayrıcalıklara sebep oluyordu. İşte bak bu ayrıcalık belirten ünvanları ne yaptık? Yasakladık. Böylece toplumda bir eşitlik oldu. Milli kimliği korumak için soyadlarının Türkçe olması ve bir anlamının bulunması zorunlu tutuldu. Ve burada TBMM tarafından Mustafa Kemal'e de Atatürk soyadı verildi sevgili arkadaşlar. Peki Soyadı Kanunu hangi ilkeyle ilgilidir? Öncelikle toplumu ilgilendirdiği için halkçılık, sonra Türkçe soyadları olması gerektiği için milliyetçilik, çağdaşlık olduğu için de inkılapçılıkla alakalıdır diyoruz. Peki gelelim son ve toplumsal alandaki belki de en önemli yeniliğe. Arkadaşlar kadınlara siyasi hakların verilmesi konusuna bakıyoruz. Milli Mücadele döneminde kadınlarımıza baktığımız zaman çok büyük fedakarlıklar yaptığını görüyoruz. Hem cephede hem cephe gerisinde erkeklerine büyük destek vermişlerdir. Ama devletimiz kurulduktan sonra kadınlarla erkekler bir türlü aynı haklara sahip olamamışlar. İşte bizim bu kadınları ne yapmamız gerekiyor? El üstünde tutmamız gerekiyor diyerek kadınlara siyasi hak da vereceğiz. Ama öncesinde hatırlayacaksınız. Bunu medeni hukuk konusunda işlemiştik. Medeni kanunla birlikte kadınlar zaten sosyal ve ekonomik haklarına kavuşmuşlardı 1926 yılında. Ama hatırlayacaksınız medeni kanunun içinde kadınlara siyasi hak verilmemişti. İşte bu hakları da ilk defa 1930 yılından itibaren vereceğiz. Ne yapacaklar kadınlar? 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı elde edecekler. Yani belediye başkanı olma ve oy verme hakkı. 1933 yılına geldiğimizde muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilecek ve 1934 yılına geldiğimizde de artık milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı elde edecekler. Burada sizlere bir şifre vermek istiyorum. Hangi yıl hangi seçimlere katılma hakkını anlayabilmeniz ve hatırlayabilmeniz için çok güzel bir şifremiz var arkadaşlar. Bir arabamız var. Arabamız BMW. Ve arabamızın plakası da 034. Bakın bu 034 ne? Yılların son rakamları. 0 B, 3 M, bakın burada 4 de V. Yani arabamızın plakası 034 BMW. 1930'da belediye, 1933'te muhtarlık, 1934'te vekillik seçimlerine kadınlar artık katılabilecekler. Böylece kadınlarla erkekler siyasi alanda da ne oldu? Eşit haklara sahip oldu. 1935 yılında yapılan ilk seçimde de 18 kadın milletvekili olarak TBMM'ye giriyor. Türk kadını zaten bu hakkını bir dünyadaki birçok ülkeden önce elde etmiş oluyor. Peki kadınlara siyasi hakları verdik. Hangi Atatürk ülkemizle alakalı? Öncelikle siyasetle alakalı olduğu için cumhuriyetçilik, toplumsal olduğu için halkçılık, çağdaşlık olduğu için de inkılapçılıktır diyoruz. Evet arkadaşlar, Atatürk'ün bir sözü var. Ne kadar siyasi başarı alsak da Atatürk'ün ekonomiyle alakalı önemli sözleri var. Ekonominin çok önemli olduğunu söylüyor ve demiş ki Atatürk, siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taşlandırılmazlarsa kazanılan zaferler yaşayamaz, az zamanda söner. Yani Atatürk demiş ki istediğin kadar savaş kazan. Öncelikle yapman gereken şeylerden bir tanesi ekonomik zafer almak zorundasın demiş. Bu da zaten Atatürk'ü ekonomik bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu ve mutlaka sağlanması gerektiğinin inandığını bizlere gösterir. Şimdi gelelim İzmir İktisat Kongresi'ne. Öncelikle hemen bu başlıktan sonra sağ tarafa zıplıyorum ve burada bir kavram öğreniyoruz. Lütfen bu kavrama çok dikkat edin. Bu kavram karşınıza çıkar. Arkadaşlar İktisat Kongresi dedik ya, iktisat eşittir neymiş? Ekonomi demekmiş. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi'nde ne konuşuldu? Milli ekonomik ilkeleri belirledik. Yani kendimize ait ekonominin temellerini oluşturduk. Temellerini attık burada. Ekonomik bağımsızlığa ulaşmak amacımız var. Yani dışarıya bağımlılığımızı azaltacağız. Milli üretimi arttıracağız. İşte İzmir İktisat Kongresi'nde konuşulan konular bunlar. Peki ne yapıldı? Bu kongrede bir karar alındı. Alınan kararlara biz misak-ı iktisadi diyoruz. Hatırlayacaksınız. Bu isim size bir tanıdık gelebilir. Misak-ı milli vardı. Misak-ı milli neydi? Ulaşmaya çalıştığımız hedefler sınırlardı. Misak-ı iktisadi de ulaşmaya çalıştığımız ekonomik hedefler demek. Peki neymiş bizim ekonomik hedeflerimiz? Milli üretim, yerli üretim, yerli malını arttırmak, ithalatı azaltmak. Yani dışarıdan alımı azaltacağız. Kendimize ait bayrağımızı taktığımız bir ekonomi oluşturacağız. Tasarruf bilinci. Çünkü dünya zor şartlardan geçiyor. Ekonomik bir savaş var aslında o dönemde de. 1929'da kriz olmuş. İşte bu yüzden kendimize ait dışarıdan almadığımız bir ekonomi oluşturmamız lazım. İşte ekonomi alanıyla ilgili olan İzmir İktisat Kongresi milliyetçilikle ilgilidir. Çünkü milli bir ekonomi, yani bize ait olan olduğu için milliyetçilikle alakalıdır diyoruz. Gelelim tarım alanında neler yapılmış, yapılan çalışmalara bir bakalım arkadaşlar. O dönemde, Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında halkın çoğunluğu tarımla geçimini sağlıyor. Biz tarım ülkesiyiz arkadaşlar. Bu yüzden tarıma önemli yatırımlar yapılıyor. Önemli çalışmalar bu alanda yapılıyor. Ne yapılıyor? 1925 yılına geldiğimizde çiftçinin sırtındaki büyük bir yük kaldırılıyor. Aşar vergisi. Aşar vergisi onda bir oranında devletin aldığı bir vergi arkadaşlar. Zaten çiftçi zor kazanıyor. Bir de tutup o parayı devlete veriyor. Zor geçiniyor. O yüzden devlet dedi ki kardeşim ben bu hakkımdan vazgeçiyorum. Aşar vergisini kaldırdım. Daha fazla üret. Sen yeter ki kazan dedi. Güzel. Bravo, güzel bir gelişme. Makinalı tarım özendirildi. Yani elle üretmektense makineye geçin, verimi arttırın. Tohum ıslahı, kaliteli tohum ekin dedi. Devlet ne yaptı? Çiftçilere makinalı tarımı özendirdi ve kaliteli tohum verdi. Sonra ucuz tohum ve gübre verdi. Tarım kredi kooperatiflerini kurarak buralardan insanların malzeme almasını destekledi. Sonra bakın Ziraat Bankası'nı kurdu demeyeceğiz. Sakın yanlış anlamayın ki Ziraat Bankası zaten daha önce kurulmuştu. Çiftçiye kredi verdi bu banka. Geliştirildi ve bankaya çiftçilere kredi verdi. Ankara'da bir ziraat okulu açıldı. Yani bu işi yapacaksak modern yapacağız, eğitimiyle yapacağız diye Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı. Ve uygulamalı tarım eğitimleri vermek için Atatürk tarafından bizzat açılan Atatürk Orman Çiftliği var. Burada da uygulamalı tarım eğitimi. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bir tarım laboratuvarı oluşturuldu Atatürk Orman Çiftliği'nde. Peki tarım alanında yapılan şeyler neyle alakalı? Hangi ilkeyle alakalıymış? Halkçılık. Çünkü halkı ilgilendiriyor sevgili arkadaşlar. Hemen geçelim sanayi alanında neler yapıldı? Sanayiciye kredi vermek için bir banka açılıyor arkadaşlar ki bugün Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesidir. Türkiye İş Bankası kuruluyor ve sanayiciye, fabrikatörlere para desteği sağlıyor. Sonra özel teşebbüse destek vermek için, yani fabrika açmak isteyenlere destek vermek için bir kanun çıkarılıyor. Teşviki Sanayi Kanunu. Ne demek bu? Kardeşim yeter ki sen fabrikanı aç, üret, devlet sana teşvik verecek demek. Böyle bir kanun çıkarılıyor. 1929 yılında gümrük vergisi arttırılıyor. Yani dışarıdan gelmesin, halk içeride üretsin diye. 1933 yılında tekstil sanayisine destek için Sümerbank kuruluyor. 1935'te madencilikle ilgili Etibank kuruluyor. Ve 1933 yılında ekonomiyi planlı hale getirmek için kalkınma planı hazırlıyoruz. 5'er yıllık kalkınma planları hazırlıyoruz. Ve Atatürk tarafından bizzat o dönemde önemli fabrikalar açılıyor arkadaşlar. Mesela Uşak'ta şeker fabrikası, Kayseri'de uçak fabrikası, yine Eskişehir'de şeker fabrikası, Bursa'da süt fabrikası, Karabük'te demir çelik fabrikası. Bu fabrikalar açılarak sanayi alanında dışa bağımlılığımızı azaltmak istiyoruz, üretmek istiyoruz. Peki gelelim yine ekonomiyi ilgilendiren bir alan arkadaşlar, denizcilik alanı. Burada Kabotaj Kanunu'na bakacağız. Bakın aslında Kabotaj Kanunu sizlere şu görselle anlatabilirim. Türk denizlerinin Türk denizcilere verilmesi, yani bize ait olması. Kabotaj hakkı bir ülkenin kendi karasularında, yani deniz limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkıdır. Biz bunu Osmanlı zamanında başka milletlere vermişiz. İşte bu Kabotaj Kanunu ile birlikte denizlerdeki kullanma hakkını Türk denizcilere vereceğiz. Yani böylece bir milliyetçilik yapacağız. Denizleri millileştireceğiz. Limanları satın alacağız. Yani yabancılarda kalmayacak buralar. Bize ait olacak. Böylece ekonomik bağımsızlık sağlayacağız. Milli ekonomiyi iyice güçlendireceğiz. Bakın milli ekonomi dedim. Yani milliyetçilik. Evet, bunu da gördük. Gelelim 1929 ekonomik krizine. Güzel gidiyorduk. Gayet iyi gidiyorduk. Üretiyorduk. Çalışıyorduk, kazanıyorduk ama 1929 yılına geldiğimizde dünyada bir kriz patlak verdi. 1929 ekonomik krizi. ABD'de borsalar batınca tüm dünya etkilendi. Krizin etkisiyle insanların yatırımları azaldı. Zaten insanlarda para yok. Mecburen işin içine devlet girmek zorunda kaldı. Özel sektör çok büyük zarar gördü arkadaşlar. Bunun üzerine devlet dedi ki halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için madem özel sektör bir şey yapamıyor, yatırımları ben yaparım dedi. Mecburiyetten, bakın bir zorunluluk. Çünkü krizden dolayı özel sektör adım atamıyor. Özel sektör ne demek? Örnek veriyorum, Buğra Hoca'nın parası var. Buğra Hoca öğretmenliği bırakıyor, YouTube'u bırakıyor, gidiyor fabrika açıyor. Bu aslında benim param varsa fabrika açarım, üretim yaparım. Özel sektör bu. Ama krizden dolayı para yok. Para suyunu çekti. Kim yapacak? Mecbur devlet yapacak. Çünkü halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundasın. İşte biz buna da devletçilik ilkesi diyoruz zaten. Bu dönemde ne olmuş arkadaşlar? Krizin etkisini azaltmak için yerli malı kullanımı teşvik edilmiş. Hatta yerli malı haftası zaten bu dönemde ortaya çıkmış. Ve Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, yani kemer sıkmışız. Tasarruf yapacağız. Yani olabildiğince az tüketeceğiz. İşte halk tasarrufa davet edilmiş. Bak burada da zaten o dönemde bir afiş var. Ev kadını reçel ve şurup hazırla, yani kendin hazırla diyor, dışarıdan alma diyor. Burada da tasarrufu özendirilmeye çalışılan bir afişi o dönemden görüyorsunuz. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında, yani ülkemizin kurulduğu ilk yıllarda halkın sağlığını korumak, bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı önlem almak amacıyla her alanda olduğu gibi tabii ki sağlık alanında da bazı çalışmalar yapılmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi Hıfzı Sıhha Müessesesi açılmıştır. Okunması ve söylenmesi gerçekten çok zor. İsterseniz bir deneyin. Hıfzı Sıhha Müessesesi. Bakın müessesesi. Peki kim açmış bunu? 1928 yılında Refik Saydam, yan tarafta gördüğümüz bu abimiz açmış ve koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde aşı ve serum üretimi yapmıştır. Gerçekten çok büyük bir çalışma. 1932 yılında ülkemizin ihtiyacını karşılayacak düzeyde kendi serumumuzu üretmişiz. 1934 yılında ülke ihtiyacını karşılayacak şekilde çiçek aşısı yapmışız. Ve 1937 yılında bu kuruluş kuduz aşısı üretmeye başlamış. Çok güzel. Sağlık alanında bunun dışında bir şeyler yapıldı mı? Tabii ki. 1920 yılında Sağlık Bakanlığı kuruldu. Behçet Uz 1923 yılında İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'ni kurdu. Ki o dönemin en büyük hastalıklarından bir tanesi veremdir. 1924 yılında İstanbul'da sanatoryum kuruldu. Sanatoryum deyince aklınıza sakın sanatla ilgili bir şey gelmesin. Verem hastalığı bulaşıcı bir hastalık olduğu için kapalı bir alan, kapalı bir hastane gibi düşünebilirsiniz sanatoryumu. 1925 yılında İzmir'de veremle mücadele alanında ilk dispanser, ayakta tedavi, verem hastalığını ayakta tedavi eden kuruluştur. Sağlık ocağı gibi düşünebilirsiniz. 1930 yılında veremli hastaları ihbar etmek ve hastalığın bulaşmasını önlemek için Umumi Hıfz-ı Sıhha Kanunu çıkarıldı. Şimdi diyeceksiniz hocam bu zalimlik değil mi ya, hastayı ihbar etmek? Arkadaşlar verem hastalığı o dönemde saklanan bir hastalık. Çünkü verem olan kişi insan içine çıkamayacak hale geliyor. Bunu öğrenen insanlar onlardan kaçıyorlarmış. Ama verem önlenmesi gereken bir hastalık. İnsanlarla temas ederseniz o hastalığı yayarsınız. Bu yüzden işte veremli hastaları ihbar etmek için bir kanun çıkarılıyor. Bu kanunda Umumi Hıfz-ı Sıhha Kanunu. Halkın sağlığını korumayı düşünüyorsanız halkçılık ilkesi doğrultusunda bir çalışma yapmışsınız demektir. Gelelim Türk Kızılay'ına. Arkadaşlar Osmanlı döneminde savaşta yaralanan askerlere yardım etmek amacıyla 1868 yılında kurulan bir kuruluş. Adı da Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti olarak kuruluyor. 1923 yılına geldiğimizde Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti oluyor. 1935 yılında Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak adını alıyor. Zaten bu kuruluşa Kızılay adını veren kişi de bizzat Atatürk'tür. Yani gelişim olarak bakın buradan, yani Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyetinden Türk Kızılay'ına bir dönüşüm olmuştur. Öğrenelim kısmında da bunu bir daha verdim sizlere. Kızılay adını veren kişi arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'tür. Evet, öncelikle nutuk diyeceğiz arkadaşlar. Bir devrin analizi. Atatürk Nutuk adlı eserinde aslında ben şöyle diyorum. Milli mücadele yıllarının röntgenini kendisi çekmiştir. Ve bizzat Atatürk'ün ağzından bu yılları öğrenmek için Nutuk adlı eserini okuyabilirsiniz. Size şimdi bunları söylerken tam olarak arkamdaki kitaplığıma dönüp aslında kitabımı, Nutuk'u göstermek istiyorum ama biraz karışık bir kitaplığım var. Bulamadım. Ama Nutuk nedir arkadaşlar? Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkışıyla başlayan 1927'ye kadar olan olayları kendi ağzından anlattığı eseridir. Atatürk bu eserini yazmış mıdır? Şöyle arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1927 yılındaki 2. kurultayında toplantısında 36 saat boyunca o dönemi anlatmıştır. O anlatırken bu cümleler yazıya dökülmüştür ve sonucunda ortaya Nutuk adlı eseri çıkmıştır. Arkadaşlar Nutuk Türk milletine bir öğüt niteliği taşır. Atatürk'ün Cumhuriyeti gençliğe emanet ettiğini belirttiği gençliğe hitabesi ile biter. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni korumaktır diye devam eder. Gençliğe hitap, yani Cumhuriyeti bize emanet etmiştir. Nutuk birçok dile çevrilmiştir. Bu nedenle arkadaşlar Nutuk evrensel, yani tüm dünyayı ilgilendiren bir kitaptır. Gelelim 10. yıl nutkuna. Nutuk demek zaten hani insanlara öğüt vermek, söyle demek aslında. 10. yıl nutku da adından anlaşılacağı üzere 29 Ekim 1933 tarihinde Atatürk'ün 10. yıl kutlamalarında yaptığı konuşmadır. Atatürk bu konuşmasında 10 yıl boyunca ne yaptık? Geleceğe yönelik hedeflerimiz neler? Türk milletinin özellikleri, ki bu konuşmanın içerisinde Türk milleti çalışkandır, zekidir diye bahseder ve Türk milletine güvendiğinden bahseder. Atatürk bu konuşmasında özet olarak bunlara değinmiştir. Atatürk mesela ne demiş, bakın bu konuşmasından bir bölümü sizlere aldım. Demiş ki yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir demiş. Ve konuşmasının en son cümlesinde de ne mutlu Türk'üm diyene diyerek 10. yıl nutkunu bitirmiştir. Peki gelelim ilelebet Cumhuriyet dedik. Yani sonsuza kadar Cumhuriyet dedik. Cumhuriyet bize ne kazanç sağladı? Bize ne getirdi? Kazançları neler? Arkadaşlar Cumhuriyet zor şartlar altında kazanıldı. Korunması bizim görevimiz, yani gençlerin görevi. Cumhuriyetle birlikte Kişi egemenliğinden millet iradesine geçildi ki en önemlisi bu bence. Çünkü düşünsenize, saltanat olduğu zaman bir kişi ne derse onu yapmak zorundasınız. Siz kendi sınıflarınızı düşünün. Sınıf başkanına bazen gıcık oluyorsunuz değil mi? Niye? Bir kişi ne derse herkes ona uymak zorunda. Yani niye böyle olsun ki değil mi? Birlikte yönetmek varken, demokrasi varken, cumhuriyet varken niye sadece o kişi yönetsin? İşte cumhuriyet aslında bir kişinin egemenliğini bitirip hepimizin egemenliğini getirmiştir. Bu yüzden önemlidir. Cumhuriyetle birlikte vatandaşlar yasalar önünde eşittir. Saltanatta ne vardı? Padişah ağzından çıkan emir kanundu. Ona uymak zorundaydın. Ama burada yasa var. Uyacağın, uymayacağın şeyler belli. Ve devlet yönetimine katılabiliyorsun. Ya ben beğenmiyorum dedin, tamam mı? Gıcık oldun birilerine. Ben aday oluyorum diyebilirsin. Ama saltanatta bunu diyemiyordun işte. Cumhuriyette ne yapabiliyorsun? Ben muhtar olmak istiyorum, mahallemi yöneteceğim diyebilirsin. Ben belediye başkanı olup ilçemi, ilimi yönetmek istiyorum diyebilirsin. Ben bu adamlardan daha iyi yönetirim deyip milletvekili olmak isteyebilirsin. Bu sana cumhuriyetin sağladığı bir kazanımdır. Lütfen buna dikkat edelim. Gelelim kadınlarımıza. Cumhuriyetten önce kadınlar seçme seçilme yapabiliyor muydu? Osmanlı döneminde kadınlar yönetime katılabiliyor muydu? Tabii ki hayır. Ama cumhuriyetle birlikte ne oldu? Kadın erkek eşitliği sağlandı. Böylece kadınlar siyasi alanda, ekonomik alanda, toplumsal alanda eksi, negatif durumlar, olumsuz durumları giderildi. Erkeklerle eşit haklara sahip oldular. Bunu işte bize kim sağladı? Cumhuriyet sağladı. Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşanması için ilke ve inkılaplarına sahip çıkmalıyız. Milli birlik ve beraberliğimizi korumalı, demokrasiye sahip çıkmalı ve bu haklarımızı gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Ancak bunu yaparak ilelebet cumhuriyete sahip olabiliriz ve son cümle olarak sonsuza kadar cumhuriyet diyorum. Dersimizi böylece bitiriyoruz. Arkadaşlar öncelikle Atatürk ilkelerinin temel özelliklerine bir değinelim isterseniz. Teker teker konu başlık başlık bakalım. Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır. Bakın bu Atatürk ilkelerinin en önemli özelliğidir. Amacımız milli egemenlik, yani halkın yönetime katılması ve bağımsızlığı sağlamak. Hiçbir devletten emir almamak, kendi ayaklarımızın üzerinde durmaktır. Atatürk ilkeleri, hani 6 tane ilkemiz var değil mi? Hatırlıyorsunuz bunları. Hak ve hürriyetleri korur. Yani insanların hakkını ve hürriyetini, özgürlüklerine sahip çıkar, bunları da korur. Atatürk ilkeleri hatırlayacaksınız. Laiklik mesela. Laikliğin en önemli şeyi neydi? Akılcı ve bilimseldi. Atatürk ilkeleri akıllı ve bilimi temel alır, hedef alır. Ona göre hareket eder. Bu ilkelerin tamamını birbirinden ayıramazsınız. Birbiriyle uyumlu ve birbirini bütünleyicidir, tamamlayıcıdır. Kağıt üzerinde kalmamıştır, uygulamaya da geçmiştir. Ve laik düşünce ve hukuka dayanan ilkelerdir. Arkadaşlar çünkü zaten laiklik diye bir ilkemiz var. Ve baktığımız zaman hukuka dayanır, anayasalarla desteklenmiştir. Türk milletinin ihtiyaçlarından ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tüm dünyayı etkiler, evrensel ve barışçıdır. Taklitçi değildir. Kabul edilmesinde kesinlikle dış zorlama yoktur ve kaynağını yine milli kültürümüzden almaktadır. Atatürk'ün 6 tane ilkesi. Peki gelelim Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilke dediğimiz şeyleri eşleştirmeye. Arkadaşlar bakın lütfen buraya çok dikkat edin. Bütünleyici ilke bölümüne yıldız koyuyorum. Cümlelerin içerisinde bu ilkelerin adını yazmaz ama şu cümlelere yer verir, şunlara değinir. Bunlara değindiği zaman karşısındaki ilkeler aklınıza gelmeli. Mesela bağımsızlık, hiçbir devletin emri altına girmemek diyorsa milliyetçiliktir. Milli egemenlik diyorsa, halkın yönetimi diyorsa cumhuriyetçiliktir. Milli birlik ve beraberlik diyorsa milliyetçiliktir. Akıl ve bilim, akılcılık ve bilimsellik diyorsa laikliktir. Barışçılık diyorsa halkçılıktır. İnsan ve insanlık sevgisi diyorsa hepsini alabilirsiniz. Bunların arasında bence en önemlileri kesinlikle milli bağımsızlık ve milli egemenliktir. Bu iki kavramı bildiğiniz zaman, bakın bu iki bütünleyici ilkeyi bildiğiniz zaman LGS'de 2 tane sorunuzun cepte olduğunu, garanti olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim Atatürk ilke inkılaplarının temel esaslarına son olarak bakmaya. Bağımsızlık hedeflenir. Milli bağımsızlığı hedeflemiştir. Egemenliğe önem verir. Yani halkın yönetime katılması ki zaten bu doğrultuda mesela TBMM'yi açtık. Cumhuriyeti ilan ettik. Saltanatı kaldırdık. Değil mi? Milli birlik ve beraberlik istenmiştir ki milliyetçilik ilkesinin hedefidir bu zaten. Kültürümüzün geliştirilmesi istenmiştir. Akıl ve bilime önem verilmiştir ki laiklik zaten bunun için ortaya çıkan bir ilkedir. Milli tarih bilinci, milli dil bilinci oluşturulmak istenmiştir. Böylece milliyetçilik yolunda önemli adımlar atma hedefimiz oluşmuştur. Ve çağdaşlaşmaya önem verilmiştir. Hatırlayacaksınız Atatürk'ün bir ilkesi var. İnkılapçılık ilkesi zaten amacı tam anlamıyla çağdaşlaşmaktır diyoruz. Böylece Atatürk ilke ve inkılaplarının temel esaslarını da bitirerek 4. ünitemizi sonlandırıyoruz. Son konumuz da buydu. 4. ünitemiz bitti arkadaşlar. Bundan sonra da konu anlatımlarımız tabii ki devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.